Hazreti Süleyman mührü sırlarla dolu. Peki Hazreti Süleyman mührü ne işe yarıyor? Bu tarihi mühür hakkında ilk defa duyacağınız 5 yeni bilgiyi açıklıyoruz. 1. Üstün güçlere sahip bir kral. Hazreti Süleyman İslam coğrafyasında farklı bir şekilde anılsa da Yahudiler tarafından bir peygamber olarak değil, üstün güçlere sahip bir kral olarak görünmektedir. Bu nedenle Hazreti Süleyman'ın sergilediği doğaüstü güçler, peygamberlik mucizelerinden ziyade, sırrına vakıf olanların tatbik edebileceği gizli ilimler bütünü olarak tarif edilmiştir. İkinci yeri ve göğü birleştiren yüzük. İkinci yeri ve göğü birleştiren yüzük. Hazreti Süleyman mührü veya mührü Süleyman, Peygamber Hazreti Süleyman'a isnat edilen mucizevi bir mühürdür. Hazreti Süleyman bu mührü yüzük olarak kullanmıştır. Yüzüğün üzerinde birbirine geçmiş biri ters bir düz iki üçgenden oluşan altı köşeli bir yıldız bulunmaktadır. Mührün orijinal hali tam olarak bilinmese de altı köşeli olan bu sembol günümüzde mührü Süleyman olarak kabul edilmiştir. Hazreti Süleyman mührünün sırrı oldukça anlamlı ve özeldir. Bu yüzüğün göğün ve yerin birleşimini işaret ettiğine inanılır. Aynı zamanda hem maddi hem manevi bütünlüğü de temsil eder. Bu sembol tarih boyunca İslam dünyasında muhtelif yerlere işlenerek tılsım olarak kullanılmıştır. Özellikle geçmişte Müslümanlar tarafından kullanılmış rahmani bir simgedir. Üçüncü, bu duayı sadece melekler biliyor. Hazreti Süleyman mührünün cennetten gelme olduğuna inanılır. Cebrail tarafından Allah'ın emriyle önce Hazreti Davud'a getirilmiştir. Hazreti Davud İsrailoğullarından bir peygamber ve hükümdar idi. O, oğullarına 10 hikmetli soru sordu. Cevapları yalnızca Hazreti Süleyman verebildi ve böylece Hazreti Süleyman yüzüğü babadan ola intikal etmiş oldu. Hazreti Süleyman mührü duasını sadece belli kimselerin ve meleklerin bildiği ismi Azam duası bulunmaktadır. Bu sebeple Süleyman peygambere Kur'an'da da yazdığı üzere kimseye nasip olmayacak bir saltanat bahşedilmiştir. Cinlere, rüzgarlara ve hayvanlara dahi hükmedebilmiştir. Bu sayede çok güçlü bir hükümdar peygamber olmuştur. Semavi dinler tarafından da kutsal kabul edilen Hazreti Süleyman mührü Müslümanlar arasında Hatemi Süleyman olarak da anılır. Hristiyan ve Yahudiler tarafından ise Davud yıldızı olarak da bilinir. Hazreti Süleyman'ın İsrailoğullarından olması ve mührün Yahudiler nezdinde de büyük önemi olması İsrail devleti bayrağında yer alma sebebidir. Özellikle yakın zamanda İsrail devletinin kurulması ve gelişmesi ile altı köşeli bu mühür İsrail ile özdeşleştirilmiştir. 4. Osmanlı Devleti de kullandı. Günümüzde Müslümanlar, Hazreti Süleyman'ın mührüne geçmişte olduğu kadar değer vermemekte ve doğrudan Yahudilik ile bağdaştırmaktadır. Oysa ki Osmanlı Devleti gibi bir mübarek bir İslam devletinde Hazreti Süleyman'ın mührünün kullanımından çekince duyulmamıştır. Örneğin, döneminin en önemli deniz adamı Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağında bu mühür vardır. Karamanoğlu Beyliği'nin sancağında aynı mühür kullanılmıştır. Yine aynı şekilde İstanbul'da ve Anadolu'da Osmanlı ve Selçuklu'ya ait camiler, sikkeler, konaklar, sancaklar ve anıtlarda Hazreti Süleyman mührünü görebiliriz. 5. Süleyman mührü taşımak zararlı mı? Mührü Süleyman'ın yüzük ve kolye gibi vücutta taşınmasındaki sebep Allah'ın Hazreti Süleyman'a bahşettiği gibi güç ve varlığa bir nebze de olsa nail olunacağı inancıdır. Hazreti Süleyman mührünün taşınması yüzük ve kolye gibi takılarda kullanılması hususunda ise bir peygamberin nişanesini üzerinde bulundurmanın hiçbir beis taşımadığını söyleyebiliriz. Aksine sevgi ve bağımlılığı gösterir, hal ve hareketlere çeki düzen verilmesi hususunda kişiyi dikkatli olmaya sevk eder. Ancak temiz ve titiz bir şekilde kullanmak ise en uygun davranıştır.